demek. Yeniden büyük Türkiye demek yürek ister. Artık bu çağda herkes pozisyonunu Türkiye'ye göre belirlemek mecburiyetindedir. Asıl Türk asıldır. Hedef Kızıl Elma, hedef Turan için. Bu ülkeyi karşılıksız sevmek yürek ister. Türk ekranlarından tekrar merhaba. Arabitti Ajans'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Karaman'da olacak. Karamanlı seçmenle bir araya gelecek. O programı da Bengü Türk muhabiri İdil Beldek takip ediyor. İdil'in yanında şu an bir konuğu da var. Hemen sözü İdil ve konuğuna bırakalım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Aziz Milletim Sıra Sende temalı açık hava toplantıları bugün devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli Karaman'da olacak. Karamanlı vatandaşlarla bir araya gelecek. Saatleri 14'ü gösterdiğinde gerçekleşecek bu miting buluşması ve ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir sonraki durağı Aksaray olacak. Yine Aksaraylı vatandaşlarla buluşacak MHP lideri Devlet Bahçeli sürecin en başından beri her şehirde o miting atmosferini değerlendirdik. Yine yanımda değerli bir konuğum var. Milliyetçi Hareket Partisi Karaman Milletvekili adayı Turan Şener. Efendim merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Sayın Beldik, siz de hoş geldiniz. Türk dilinin başkenti kadim şehrimiz Karaman'da sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun efendim. Bugün nasıl bir hazırlık yapılacak burada, bu noktada Karaman MHP lideri Devlet Bahçeli'ye nasıl hazırlandı? Sizin saha çalışmalarınız nasıl gidiyor? Hemen dilerseniz bunları sorarak başlayalım. Evet, kadim şehrimiz Türk dilinin başkenti Karaman. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'yi büyük bir coşkuyla karşılayacak. Gördüğünüz gibi hummalı bir çalışma mevcut. Yaklaşık bir aydır seçim satım halinden itibaren başladı. Satım halinden itibaren Karaman'ın hemen hemen her noktasında, her köyünde, her ilçesinde vatandaşlarımızla hemhal olduk, birlikte olduk. Coşkulu bir çalışma yürüttük Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Bugün de uzun dönemden sonra, uzun yıllardan sonra genel başkanımızı kendimizde ağırlamak bizlere büyük bir gurur veriyor, büyük bir onur veriyor. Kıymetli hemşehrilerimiz bugün burada saat 14'te muhterem genel başkanımızı bağırlarına basacaklardır efendim. Efendim dün Tokat'ı da takip etmişsinizdir, Tokat mitingi. Elbette ki diğer mitinglerde çok coşkuluydu ama 44.077 katılım olmuş, açıklandı resmi rakam. Bu noktada bu meydanın da oldukça büyük olduğunu görüyoruz. Bugün de böyle bir kalabalık tabii bekliyor muyuz burada? Pek tabii, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gücünü Devlet Bahçeli'nin, aziz milletimizin Devlet Bahçeli'ye olan güvenini aslında meydanlardaki kalabalıklarla anlatmak çok güç. Bu meydanlar Türk milliyetçilerine, Türk milletine ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhterem genel başkanına olan güvenin ölçüsü olamaz. Bu meydanlarla biz fazlasıyla binlerce, on binlerce, yüz binlerce ülküdaşımızla, vatandaşımızla, hemşehrilerimizle birlikteyiz. Kaldı ki Milliyetçi Hareket Partisi 2021 yılından itibaren aslında saha çalışmalarında söz konusu olan bu karşılığı, aziz milletimizden bu teveccühü görmüştür. Biz de pek çok şehirde muhterem genel başkanımız da MYK heyeti olarak katıldığımız programlarda bu coşkuyu, bu heyecanı gördük. Bugün, dün de bu Tokat'ta oldu. Bugün Karaman'da gerçekleşecek. Allah nasip ederse akşama Aksaray'da. Yarın son toplantımız Antalya'da da aziz milletimizle bu teveccühü karşılayıp 14 Mayıs'ı bekleyeceğiz. Efendim bu noktada aslında saha çalışmalarınıza biraz değindiniz ama Milliyetçi Hareket Partisi çok uzun zamandır sahada. Sizin adaylığınız açıklanmadan önce de zaten siz hem bir MYK üyesi olarak sahada çalışmalarınızı sürdürüyordunuz. Köyün benim sohbet toplantıları oldu, il programları, ilçe programları. Bu noktada gelinen son durum nedir?
Sizin de ifade ettiğiniz gibi 2021 Ekim ayı itibariyle biz 9 bölge toplantılarıyla başladığımız, akabinde il, akabinde ilçe, akabinde köy, akabinde hane hane girerek devam ettirdiğimiz çalışmalarımızı en son şehir şehir, bölgesel şehir toplantılarıyla yaptık. Bugün de seçim satımı halinde şehir şehir yine tamamlıyoruz kalan şehirlerimizi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrosu sahada vatandaşıyla belki 2 yıldır devamlı surette sadece seçim çalışmalarını seçim dönemine sıkıştırmadan vatandaşla bir bütün olan, hemhal olan bir parti olarak aslında vatandaşının karşısına bu dönemde çıktı. Ve bu noktada özellikle gelinen şu nokta, şu dönemde şunu gördük. Son 3 gün kaldı ve biz verdiğimiz bu mücadelenin karşılığını aldıkça karşı cephenin canhıraş mücadelesini ve demokratik zeminde gerçekleştirmesi gerektikleri bu mücadeleyi özellikle sosyal medyadan ve hatta Erzurum'da gördüğümüz gibi sokaklara taşıyarak nedenli antidemokratik yollara, nedenli bu ülkeyi, bu milleti kaosa itecek farklı zeminlere sürüklemeye çalıştıklarını görüyoruz. Tabii bunun ana sebebi vatandaşın Cumhur İttifakı'na ve muhterem Genel Başkanımız Başkanlığı'na, Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan teveccühtür. Ama bundan yani korkunun ecele bir faydası yok. Aziz milletimiz net bir şekilde 14 Mayıs akşamında gösterecektir ki Cumhur İttifakı bu seçimin net ve yek galibidir. Efendim 14 Mayıs seçimlerine biraz vurgu yapalım, artık zaten çok az bir zaman kaldı. Bu noktada 14 Mayıs sizin için neden önemli? Zira önemine MHP lideri Devlet Bahçeli de konuşmasında sıklıkça dikkat çekiyor. Şunu söyledi dün yaptığı konuşmada: ya huzur kazanacak ya da hüsran ipi göğüsleyecektir. Ya Türkiye kazanacak ya da zillet kazançlı çıkacaktır ifadesini kullandı. Başka seçenek de yok. Sinsi oyunlar da bitmelidir dedi MHP lideri. Bu noktada değerlendirmeniz ne olur? Derim Genel Başkanımızın takdir ettiği gibi. Öncelikle şunu söyleyelim. 14 Mayıs seçimleri Türk ve Türkiye asrının başlangıcıdır. Yeni bir asır başlıyor. Türk'ün gücü net bir şekilde ortaya çıkacak. Bundan yana hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz Milliyetçi Hareket Partiler Ülkücü Hareket olarak buna bütün kalbimizle, bütün yüreğimizle inanıyoruz ve yıllardır da sahada bunu gösteriyoruz. Bu seçim çok önemli ki az önce örnek verdiğim gibi zaten seçim yaklaştıkça zillet cephesinin olayı antidemokratik yollara ittiği ve hangi güçlerden, hangi dış odaklardan beslendikleri, sadece ve sadece bir aday değil, bir taşeron olduğu, dışarıdan aldığı sufreleri sadece burada uyguladıkları çok açık. Erzurum'daki provokasyonda da bunu görüyoruz. Sosyal medyadaki provokasyonlarda da biz bunu görüyoruz. Burada sadece bir taşeronluk var. Karşı tarafta aslında takip ettiğimiz bu süreçte, yaklaşık 3 yıldır 4 yıldır takip ettiğimiz süreçte okuduklarımız metinlerde kaostan başka hiçbir şey yok. Memleketimizin ayrına, milletimizin ayrına herhangi bir somut projelerini daha duymadık, görmedik. Bakın atıyorum, işte örnek verelim. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir garabet sunuyorlar. Sürekli vatandaşımızın aklında bunu sokmaya çalışıyorlar ama bu sadece bir slogan. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediklerinin altını okuduğumuzda alt metinde hiçbir şey yok. Ve daha acısı, daha trajikomiği, karşı çıktıkları Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kendilerine tanıdıkları Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla kendilerini bir arada tutmaya çalışıyorlar. Ve nasıl bir garabettir ki 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıyla vatandaştan oy almaya talipler. Yani esasında kendilerinin de kafası karışık, ne dediklerini de bilmiyorlar. Çünkü kendilerinin oturup bu memleket için, bu millet için hizmet üretmek adına ürettikleri bir fikir yok. Tamamen dışarıdan gelen replikleri içeride paylaşmaya, kendilerini bir arada tutmaya görülüyor. Bu noktada da karşıdaki zillet cephesi net bir şekilde aslında kaostur. Ve burada aziz milletimiz ya kaosu ya da huzuru tercih edecektir ama biz zaten sahada aziz milletimizin net bir şekilde huzur ve istikrardan yana olduğunu, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan ve mecliste de güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi'nden, güçlü bir Devlet Bahçeli'den yana olduğunu görüyoruz. Teşekkür ederiz efendim yayınımıza katkılarınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz.
tekrar memleketimize, kentimize, kahramanımıza hoş geldiniz diyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum Sayın Dilan. Teşekkürler. Milliyetçi Hareket Partisi Karaman Milletvekili adayı Turan Şener yayın konuğumuz oldu. Bir kez daha tekrarlayalım. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün saatler 14'ü gösterdiğinde Karamanlı vatandaşlarla buluşacak ve bir sonraki duraksa Aksaray olacak diyelim ve sözü sizlere bırakalım. İdil, sana ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Türkiye 14 Mayıs